Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir farklı inceleme yapacağız. Bugün konumuz telefon ya da kulaklık ya da bilgisayar değil. Bugün bir pick-up'la beraberiz. Sadece bir pick-up değil, teknolojinin birleşmesiyle oluşan, bize çok fazla olanak sağlayan bir pick-up aslında bu. Geçmişle geleceğin birleşimi de diyebiliriz. O zaman lafı çok fazla uzatmayacağım. Bugün sizlerle beraber Kado'nun MNP325 dönencesiyle beraberiz. O zaman tasarımıyla başlıyoruz. Tasarım tarafında bahsetmek istediğim ilk şey ağır bir pick-up'la beraberiz arkadaşlar. Çünkü ahşap bir döşemeye sahip. Bu ahşap döşeme sayesinde eskinin tadını bize hissettiriyor diyebilirim. Temizlik konusunda böyle ahşap dediğimde hemen bahsetmek istiyorum. Böyle ıslak bir bezle, herhangi bir cif ya da kimyasal ürünü bu cihaza değdirmemeye çalışın. Temizlerken o şekilde temizlemeye özen gösterin demek istiyorum. O zaman hemen önüne bakıyorum. 5 wattlık 2 tane ses çıkışı bulunuyor bu cihazın. Aynı zamanda öne baktığınızda burada küçücük bir LCD ekran görüyorsunuz. Burada da teknolojiyle birleştiğini söylediğimiz için hangi uygulamayı açıyorsanız, CD'yi, kaset çaları, pla, neredeyseniz, FM'deyseniz bunları bu LCD ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Ben böyle birazcık kendime yaklaştırayım çünkü göremiyorum. Bunda gördüğünüz çaklar sayesinde volümü değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yandaki diğer çark sayesinde FM arasında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Burada iki kere bastığınızda modlar arasında değişikliğe de gidebiliyorsunuz. Hemen aşağıda butonlar olduğunu görüyorsunuz. Burada tuner, CD, Bluetooth, aynı zamanda tape, fon ve eco modlarını görüyor olmanız gerekiyor detaylarda. Burada FM'de işte kaset çalar olsun, CD olsun bu modlar arasında gidiyorsunuz. Aynı zamanda plak moduna da buradan ulaşıyorsunuz. Üst tarafta CD'nin açıldığı yeri göreceksiniz. Buradan CD'nizi takıp artık müzik keyfinize varabilirsiniz arkadaşlar. Müziği ilerletmek olsun, durdurmak olsun yine yukarıdaki tuşlar sayesinde burada görebilirsiniz. Yan tarafa geçmek istiyorum. Yan taraftaysa kaseti koyabileceğiniz bir yer var. Bu kaseti de buradan çok rahat bir şekilde takıp çıkartabilirsiniz. Ama bir kasete sahip olmadığımız için şu an size bunu gösteremeyeceğim. Arka tarafta geniş bir havalandırma sistemimiz var. Bu havalandırma sistemi sayesinde cihazımız oldukça az bir şekilde ısınıyor. Arkada da bir FM antenini görüyoruz. Bu da artık neredeyse daha kolay çekmesini sağlıyor. Bir güç modumuz var. Bu güç modundaysa cihazımızı açıp kapatabiliyoruz. Arkada da ses çıkışı bulunuyor arkadaşlar. Bunu da aynı zamanda hoparlör olarak kullanabildiğiniz için çıkışları kullanabilirsiniz dedikten sonra ben aslında birazcık deneyimlemeye geçmek istiyorum. Çok fazla tasarımı uzatmak istemiyorum. Aslında çok güzel bir tasarımım var. Gerçekten böyle o eskiyi bize yaşatıyor diyebilirim. Herhalde teknolojiyle buluşmuş olmasıyla beraber güzel bir deneyim sağlıyor. Plak. İlk defa daha demin bir plak çalar denedim ve çok heyecanlandım. Şimdi sizlerle beraber kısaca bir plak nasıl çalınır onu göstermek istiyorum. Daha sonrasında bu cihazın bir sürü özelliği var ama birkaç tanesine değineceğim. Eğer almak isterseniz detayları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan göz atabilirsiniz. Elimizde bir plakımız var. Bu arada plak tarafındaysa 35'lik, 45'lik ve 78'lik plaklar çalabiliyorsunuz arkadaşlar. Plakımız Kamuran Akkor'dan Sev Yeter. 5 tane şarkımız var. Plakımızı bu şekilde koyuyoruz. Evet, koydum. Şimdi plakımızı taktık. Hemen burada bir güvenliğimiz var. Onu da açtık ve daha sonrasında hangi müziği çalmak istiyorsak onun üzerine koyuyormuşuz. Daha demin öğrendim ve koydum arkadaşlar. 4. şarkımın üzerine. Daha sonrasında burada radyomu açıyorum ve ardından burada fon modu görüyorsunuz. Burada 4.'süne bastığınız zaman artık plağınız çalmaya başladı. Azaltabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında speed modu bulunuyor. Bu da plak boylarıyla alakalı arkadaşlar. Yani eğer plakınız 35'likse, 45'likse ve 78'likse ona göre speed moduyla modunu ayarlayabiliyorsunuz. Dedikten sonra diğer özelliklere geçmek istiyorum. Yani plak çok güzel ses çıkartıyor. Onu da söylemek istiyorum. Zevkini doyasıya yaşayabilirsiniz. O zaman şunu bir durdurdum. Plak modu bu şekildeydi. Şimdi ise birazcık kasetten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kasetinizi yan tarafta gördüğünüz tarafa taktığınızda çalıştırabiliyorsunuz modu
kodunu açıp aynı zamanda bu cihazın şöyle bir özelliği var. Eğer eski bir kasetiniz olduğunu varsayalım. Bu eski kaseti dijitale dönüştürebiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Bir USB bağlantısıyla USB'yi de hemen burada gördüğünüz tarafa taktığınızda kasetinizin içinde ne çalıyorsa USB'ye aktarabiliyorsunuz. Bence bu gerçekten güzel bir özellik. Çünkü her gittiğimiz yerde belki de sizin o eski kasetlerinizi çalmak istiyorsunuz, onu duymak istiyorsunuz. Belki dijital ortamda yok. Bunu dijitale aktarmanızı sağlıyor. Sadece belki müzik değil, belki bir anınız vardır ve bunu artık kaset çalar üzerinden değil de dijitalde bilgisayarda görmek istiyorsunuzdur. O yüzden kasetinizdeki sesi yanda gördüğünüz USB bağlantısına taktığınızda aşağıda bir modumuz var. O modda çalıştırdığınızda kayıt alıyor ve artık dijitale aktarmış oluyorsunuz. Sadece kaset içinde değil, CD içinde bu geçerli. Yine CD modunu açtığınızda bir kullanım kılavuzumuz var. İçerisinde detaylı açıklamaları bulunuyor. Nasıl kayıt yapacağınızı, kaydınızı nasıl dijitale dönüştüreceğinize dair. Ben normalde kullanım kılavuzlarını sevmem biliyorsunuz ama bu kullanım kılavuzu içerisinde detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. Çünkü anlat anlat bitiremeyeceğimiz özellikleri bulunuyor bu cihaz. Geçmişle geleceğin buluşması dedik. Bu tarafta da bahsedeceğim aslında gelecek tarafında Bluetooth bağlantısının olması arkadaşlar. Telefonunuzla bağladığınız zaman bu cihazla beraber artık Spotify'ınız olsun, Apple Music'iniz olsun, nereden müzik dinliyorsanız cihazı hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik ve ses çıkışı oldukça güçlü. Yani evinizin içinde çaldığınızı düşünürsek bir başka odadan bu cihazı rahatlıkla duyabilirsiniz. Bağlantısı da oldukça güçlü. Zaten dediğim gibi yine bir başka odadaysanız ve cihazınız farklı bir odadaysa müzik değiştirme tarafında da Bluetooth bağlantısıyla sıkıntı yaşamıyorsunuz. 5.1 Bluetooth bağlantısı olması lazım diye de hatırlıyorum. Başta da söylediğimiz gibi arkadaşlar plakçaları evinizde dekoratif bir obje olarak kullanabilir. Sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz. Oldukça güzel tatlı bir üründü. Detaylarını açıklama kısmına bıraktık. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu cihaz hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.